Ya bu İsmet Bey'i sofraya çağırmakla iyi mi ettik bilmiyorum ki. Sen şimdi niye öyle dedin ki Sofu? Ya niyesi var mı Mestan? Adamı alıkoyan çiftliğin efeleriyiz. Daha ne olsun ki? Üstüne üstlük koskoca erkan-ı harbiye-i umumiye vekilini ayağımıza çağırıyormuşuz. Yahu ikramdır bu. Lokmamızı bölüşürüz. Bunda ne kötülük var ki? Selamün aleyküm efeler. Aleyküm selam. Rahatsız olmayın. Buyurun. Biz böyle yer sofrası kurdurduk ama masayla pek işimiz olmaz bizim. Olsun. Böyle daha iyi. Buyurun. Bana demirci efe derler. Bu kardeşimiz de... Sofu. Babanın namını da bilirdim. İmamdı değil mi? Vatanperver olanlardan. Elhamdülillah. Mestan. Senden vergi alanın iki kere düşünmesi lazım. Tahsildarı vurup dağa çıkmıştın. Demirciyi anlatmaya hacet yok. Kıdemi bizimkine denk sayılır. Estağfurullah, estağfurullah. Hepinizi böyle tek tek bilmeme şaşırdınız. Aynı safta, aynı düşmana karşı savaşmıyor muyuz? Ben bu milletin meclisinin vekili değil miyim? Hepinizi bilirim. Hepiniz kardeşimsiniz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ ol Bey. Gelin Nizami orduya katılın. Kardeşliğimiz pekişsin. O kadar uzun boylu değil İsmet Bey. Mustafa Kemal'in emrinde savaşmak istemez misiniz? Yani paşaya karşı garezimiz yok. Lakin serde efelik vardır. Bakın efeler. İstanbul hükümetinin sevri imzalaması bu milletin maneviyatını tarumar etmişti. Lakin artık üstümüzdeki ölü toprağını attık. Gayrı bu savaşı kazanmanın bir şartı var. Anadolu'nun dört bir tarafında müstakil olarak çarpışan kuvvetlerin nizami bir ordu haline dönüşmesi. Bu nizami ordu kurulmadıkça savaş kazanılamaz, düşman defedilemez. Mustafa Kemal'in fikri bu. Ben de harfiyen katılıyorum. Bizim ne sizinle ne Dağıstanlı'yla bir meselemiz var. Sizin gibi bizim de meselemiz vatan. Çok güzel. Çok güzel söylediniz İsmet Bey. Biz de size efeliğin törelerinden bahsedelim bir vakit. Düzenli ordudan bir başkadır. Allah sağlık versin. Dinlerim elbet. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.